bunları söyledi. Eski oyuncusu Çeluska'da pazartesi günü Antalyaspor'la imzaladı. Antalyaspor'a geçecek diyorsunuz. Evet, çok konuşuldu, çok tartışıldı. Başakşehir Galatasaray maçı ve Avrupa kupalarındaki 4 farklı yenilgiler Prandelli'nin sonu olmuştu. Oysa ki büyük bir hayali vardı. Galatasaray'da şampiyon olup yıllar önce ölen eşine o kupayı götürüp Floransa'ya armağan etmekti. Duygusal bir insandı. Yollar Galatasaray'la ayrıldı. Nasıl ayrıldı? Neden ayrıldı? Sabri'den ayrılığa kadar Cesare Prandelli'nin İtalya temsilcimiz Dündar Keşaplı'ya verdiği özel röportaj ekranlarınızda. Dünya Kupası'ndan sonra Türkiye'ye ve Galatasaray'ı çalıştırma düşüncesi için nasıl ikna oldunuz? Veya sizi ikna eden sebep ne oldu? Galatasaray Kulübü'nden bana bu görev için gelen teklif ve önüme konulan şartlar önemli ve ileriye dönük güzel projelerdi. Başkan Ünal Aysal bana Avrupa'da 3 takım alacağını ve Galatasaray ile birlikte bir akademi oluşturacağını söylemiş ve bütün bunların başına benim geleceğimi belirtmişti. Kurulacak sistemin başına benim geleceğim garantisi verilmesi ve bütün bu önemli projeler ve yenilikler belki de Avrupa standartlarının üstünde olan bir gerçek olması nedeniyle gelen teklifi kabul ederek evet demiştim. Tabii bütün sunulan bu projeler, bütün bu takvim bilinen sorunlar nedeniyle gerçekleşmedi. Galatasaray Kulübü ile ilişkinizin kesilmesinin ardından geçen süre zarfında Türkiye ve İstanbul ile bir bağınız halen devam ediyor. Bugün geride kalan süre için yaşadıklarınız doğrultusunda Galatasaray taraftarı için neler söyleyeceksiniz? İstanbul'da kaldığımız süre içinde biz çok mutluyduk. İstanbul'u ve Türk halkını çok sevmiştik. Galatasaray taraftarı unutulacak gibi değil. Sıcakkanlı ve her daim yanınızda. Her şey o kadar güzeldi ki. Eşim Novella İstanbul'dan ayrılıp İtalya'ya döndükten sonra ağladı. Bu da ne kadar sevdiği ve bağlandığının göstergesiydi. Tabii ki zorlukların farkındaydık ama bir hedef vardı ve ona ulaşmak için çok çalışmak gerekiyordu. İlk etapta oyuncuları çok çalıştırdık. Avrupa düzeyindeki çalışma sistemine pek alışık olmasalar da ilk dönem zorlansalar da kısa sürede oyuncuların yeni çalışma düzenine alışmış ve saha içinde koşma mücadelede belli bir düzene gelmişlerdi. Galatasaray Kulübü'nden ayrıldıktan sonra varılan anlaşma sonucu bugün tamamıyla serbest konulmasınız. Prandelli'nin hedefi şu anda nedir? Evet, Galatasaray'la her şeyi çözdük. Aramızda hiçbir sorun kalmadı. Ama bu konu çok daha önce kapanabilirdi. Ancak bizden ve benden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı bugüne kadar geldi. Asıl sorun para değildi. Ama kulüp tarafından bu şekilde bir tavır alınarak bugünlere gelindi. Şu anda yeni kulüp bulmak için acele etmiyorum. Ancak çalışacağım yeni kulüplere heyecan verecek projeler olması lazım. İnanıyorum ki bu meslekte daha çok uzun süre çalışarak başarılı olacağım. Sizden sonra Galatasaray Kulübü'nde değişiklikler oldu. Yeni başkan geldi, yeni proje ve yeni hedefler. Ayrıldığınız günden bu yana Galatasaray maçlarını takip ettiniz mi? İrtibatlı olduğunuz arkadaşlarınız var mı? Galatasaray'dan ve İstanbul'dan ayrılmamız bağlarımızı koparmadı. Sürekli irtibat halindeyim. Galatasaray'ın maçlarını izliyorum. Biz İstanbul'a aşığız. İnsanları sevdik. Galatasaray'ı ve taraftarı çok çok sevdik ve onlara karşı çok büyük bir sevgimiz var. Zaman zaman oyuncularımın yolladığı mesajlar var. Yanıtlıyor, sohbet ediyoruz. Bu vesileyle İstanbul'dan kopmadık. Dost, arkadaş, herkesi çok ama çok seviyorum. Herkese irtibat halindeyim. Galatasaray'ın başarısı şampiyonluğunu içtenlikle kutluyorum. İlk devre derbi maçta Fenerbahçe'ye karşı aldığımız galibiyeti 3 puan çok çok önemli bir sonuçtu. Az da olsa benim de bu başarıda şampiyonlukta katkım olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray'da göreve gelen yeni yönetim eski oyuncularından Sabri ile 2 yıllık sözleşme ve yüksek bir ücretli anlaşma imzaladı. Türkiye spor gündemi ve taraftarlar tarafından şu anda hala tepki yağıyor. Sabri ile ilgili önceden kalan ve söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Sabri konusunda ve bunun gibi konularda polemiklere girmek istemiyorum artık. Ben geldiğimde Sabri liste dışında yer alan bir oyuncuydu. Genç oyuncularla oynadığı oyunu izledim ve güzeldi ve başarılı olacağına inanınca A takımı kadrosuna aldım. Azimli ve çalışkandı.
bunun dışında şu an gündem olan polemiklere girmem doğru olmaz diyor. Sono stato convinto proprio per questo motivo. Türkiye futbolu bu ekranda sevdi. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! İşte gol! İşte gol! Şimdi yeniden TRT zamanı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3 sezon boyunca TRT'de. TRT, Türkiye'nin kanalı. Çok az bir zaman kaldı düşler sahnesine ve Avrupa'nın paslaşmasına. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yeni sezonda TRT Spor ve TRT ekranlarında olacak diyelim. Programımızın artık son anları, sevgili Dündar Keşaplı'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Zor bir röportajdı ama Prandelli'yi ikna etti en sonunda. Duygusal bir insandı. Evet, yani benim de payım var diyor. Katacaktır mutlaka kendisini. Altında anladığım ayrıca kadarıyla değerli bir teknik adam. Tabii, yani başkandan gerekli desteği alamadığını veya vaatlerin yerine gelmediğinin sinyallerini alabiliyoruz. Ama şu bir gerçek ki tıpkı Rijkaard, tıpkı vatandaşı Mancini gibi kariyerlerinde çok da iyi olmayan bir Türkiye macerasını yazdırdılar kariyerlerine.